Genel Başkan Yardımcımız, Sayın Buğra Bey, Genel İdare Kurulu Üyemiz, Sayın Hülya Hanım, değerli milletvekilleri, aday adaylarımız, çok muhterem hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Merhabalar. Adım Hulusi Koçak, memleketin Konya, Beyşehir. 1980'de Almanya'ya geldim. Nürnberg'de yaşıyorum. Devlet Demiryolları'nda müfettiş olarak çalışıyorum. Uzun yıllardır daha önce Türk Federasyonu'nda bölge başkanlığı, dernek başkanlığı, federasyon üyelikleri de bulundum. Nihayet 2002 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli tarafından hain ilan edilerek ülke ocaklarından uzaklaştırıldık, ihraç edildik. Sivil toplum kuruluşu olarak bir Türk Evi Derneğimiz vardı. Onunla hiçbir partiye ve derneğe, hiçbir siyasi parti veya kuruma ait olmadan bağımsız olarak faaliyetlerimizi sürdürdük. O dernek kapandıktan sonra bir daha açtık. Nihayetinde Milliyetçi Hareket Partisi içerisinden yenilikçi adaylarımız Meral Hanım, Ümit Bey, Koray Bey, Sinan Bey çıktığı zaman dedik ki tamam adaylarımız çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi el değiştirmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne yenilikçiler gelirse ülke yenilenecektir. Onun için yenilikçi adaylarımızı destekleyeceğiz. Ve anında karar verdik. Adaylarımızın yanında yer aldık. Nihayetinde o süreci hepiniz biliyorsunuz. İşte Gemerek Mahkemesi kararlarıyla, valilerin engelleriyle, kurultaylar engellendi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde kurultay olamadığı için el değişemedi ve genel başkan adaylarımız ihraç edildiler. Nihayetinde her şerde bir hayır olduğu gibi bu şerden de hayır çıktı. Toplumun teveccühü, halkın teveccühü, genel başkanımız Bayan Meral Akşener hanımefendinin cesareti ve aklıyla İyi Parti doğdu. Bu İyi Parti'de de hiç düşünmeden, kayıtsız, şartsız, beklentisiz, hesap yapmadan hemen derhal yerimizi aldık. Sayın Buğra Bey gibi biz davet planında almadık gönüllü çünkü Meral Hanım bizleri tanımıyordu. Hemen yerimizi aldık. Dedik ki hareketin ve Türkiye'nin ve ülkemizin kurtuluşu bu harekette olacak. Elimizden geleni yapmak zorundayız, yapmalıyız. Buradaki Almanya'daki aynı kaderi paylaştığımız diğer arkadaşlarımızla çoğumuz birbirimizi tanırız. Bazılarımız belki ilk defa görüyorsunuz. Kader birliği yaptık. Aynı doğrultuda çalışmalar, aynı doğrultuda düşündük. Ve İyi Parti'nin Avrupa yapılanması doğrultusunda görüşmelerimiz, çalışmalarımız oldu. İstişarelerimiz oldu. Nihayet erken seçim, baskın seçim olduğu için tabii ki çalışmalar, Hülya Hanım da izah etti, çalışmalara durduruldu. Ve seçim çalışmalarına geçildi. Hemen bu seçimde de sizler gibi bizler de gönüllü olarak kolları sıvadık. Bölgemizde, çevremizde partimizin iktidar olması, Meral Akşener hanımefendinin cumhurbaşkanı olması, ülkemizin huzura ve sükuna kavuşması için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya hazır olduğumuzu bildirdik ve kollarımızı sıvadık. Son olarak da hayatımda en büyük, en onurlu, en şerefli hareket olarak yeni kurulan partimizde milletvekili adayı oldum. Milletvekili adaylığında Konya'dan 52 tane adayımız var. Konya'nın 15 milletvekili kapasitesi var. Ha, bizim beklentimiz illa da milletvekili olmak ya da bir yerlere gelmek amacı değil. Bu şerefe partimizin kuruluşundan beri içinde bulunduğumuz, destek verdiğimiz, yanında yer aldığımız hareketimizin bu bölümünde de bulunmayı büyük bir şeref ve onur olarak kabul ettik. Oraya da müracaatımızı yaptık. Müracaatımızı yaptık. Tabii ki takdir genel başkanımızın ve genel merkezindir. İnşallah her şey hayırlı olacaktır. İnşallah her şey hayırlı olur. Bu bir kadın hareketi, bu bir cesurlar hareketi, bu bir Kuvayi Milli Hareketi, bu bir Mustafa Kemal Atatürk hareketidir. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum.